Selamünaleyküm dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Vectra'mızın iç detaylı temizliğini yapacağız kendimiz, basit bir şekilde. Bu video isteyenler oldu. Daha önce çektiğim videolarda da bayağı izlenmişti. O yüzden bir daha çekeyim dedim. Yani bu sefer kaliteli bir ürün kullanamayacağız. Şöyle göstereyim, görünüyor mu? Evet. Migros'tan aldım bunu. Tucson'da kullanmıştım, yani güzeldi. Bir de şöyle bir boya fırçası aldım. Daha önce detay fırçası almıştım. O detay fırçasının adı neyse döküldü. Yani bir iki ay bile kullanmadan döküldü. Ondan bir de böyle 40-50 lira para vermeye gerek yok. 3 liralık şeyde iş görür. Zaten çizilecek bir yer yok. Araba zaten eski. Maksat temizlemesi. Tabii yeni bir arabamız olsa paraya kıyıp alabilirim. Ama şu an gerek yok. Zaten biliyorsunuz, yani sıkıp fırçalıyoruz. Telefondan da detay çekimlerini yapacağım. Yani kirleri detaylı bir şekilde göstereceğim. Sonraki halinde, temiz halinde size tekrar göstereceğim, yani telefondan çekip. Buralarda kumaş, yani kaliteli bir araba olduğunu gösteriyor. Normalde plastik olur bildiğiniz gibi. Şuralar falan bayağı bir kirli, mesela sararmış. Yani buralarda güzel sonuç vereceğini düşünüyorum. Suyla karıştırmayacağız bu sefer. Direkt uygulayacağız. Öyleyse videoya geçelim. Evet dostlar, telefona geçtim. Telefondan da detay görüntülerini göstereceğim. Direksiyonumuz bu şekilde. Şuralar falan kir dolu. Fırçayla bu kirlerin içine gireceğiz. Direksiyonda yıpranma yok. Gördüğünüz gibi sadece parlama var. Orada nasıl bir sonuç verecek hep beraber göreceğiz. Direksiyonun detayları da burada devam ediyor mesela. Şuralarda aynı şekilde. Ama bu sürekli ellenen yerlerde bir parlama oluşmuş. Şunların içine girebildiğimiz kadar menfezlerin içine gireceğiz. Burası kirli. Bunları çıkartıp, şurası kirli. Onu çıkartıp devam edeceğiz. Buralarda devam edecek tabi. Bu menfezler falan. Şu vitesin oraları. Şurada bir yırtığımız varmış. Onu da yenileyeceğiz, bu körüğü. Buradaki detayları falan komple gireceğiz yani. Şurada bayağı bir kir var. Netledi mi? Netledi. Görüyorsunuz kirleri. Bunları aldığı kadar, artık ne kadar alır bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Evet dostlar, tekrar kameraya geçtik. Şimdi başlayacağız. Önce bir fotoğrafını çekelim şu direksiyonu. İsterseniz fotoğraflarını da sizinle paylaşabilirim. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da birazdan paylaşım yaparım. Şunu açalım bir. Evet. Şöyle bolca sıkalım. Şöyle aralarına gireceğiz. Bu fırça bu yüzden güzel oluyor. Yani bunu bu şekilde temizlik yapıldığını hiç zannetmiyorum 27 senedir. Yani böyle bir zamanda temizlik daha da önemli. Çünkü korona var. Evet. Hissedilir bir fark oldu ama bizi görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Telefondan da göstereyim. Bez direkt kirlendi. Evet. Şuralarda kalmış biraz. Aralarda toz. Oralarda gireceğim şimdi. Şöyle bir daha bir sıkalım, şöyle bolca. Bezin haline. Detay da bu işte yani. Üstün körü değil de biraz da fazla uğraşmak gerekiyor.
Evet, parayı kullanabilirsiniz temizlikte. Yani şu aradan çıkan kirler görünüyor mu bilmiyorum ama. İnce yerlere girmedi. Biraz böyle ara saçık olan yerleri güzel temizliyor. Para her şeyin çözümü. Evet, şimdi direksiyona geçelim. Şöyle bir yarısını sıkalım. Sürekli yani ilk katta bile bakın direkt bez simsiyah oluyor. Ama direksiyonun hafiften matlaşması iyi oldu. Evet, belki anlaşılıyordur yani burayla buranın arası. Kirde bu. Yani burayı bir kat daha yapalım. Evet, gerçekten sonuç güzel ya. Alet güzel. Şimdi öbür taraftan yapalım şöyle. Matlaştı gördüğünüz gibi direksiyon. Tabi 27 senelik bir direksiyon olduğu için olacağı bu yani. Belki daha iyi ürüne daha iyi olabilir ama bunda bu. Evet, torpidodan başlıyorum. Evet, burada da güzel bir sonuç oldu. Hakikaten bu ürün güzel ya. Uygun fiyatlı. Şöyle şimdi kadranımızı yapalım bir. Evet dostlar, şu menfezin içi kaldı bir tek. Yani içindeki sağa sola yönlendirmesi kaldı. Ona da ulaşamıyoruz. Şimdi kurulamak için de şöyle bir sokalım. Şöyle. Evet. Terledim ya. Hava sıcak. Evet, şu farların olduğu yeri de yapalım bakalım bir şöyle. Evet, altı bitirdik, direksiyon bitti. Sürücünün olduğu torpido bitti. Şimdi şurayı bir yapalım bakalım. Buradaki fark nasıl olacak ama önce bir telefondan bir şuradan fotoğrafını çekelim. Evet. Önce bir yarısını yapalım. Şurayı yapalım. Şöyle. Evet, üstüne damlıyor. Üstüne damlaması. Görüyor musunuz geri? Çamur.
Evet, aradaki farkı görüyorsunuzdur. İsterseniz detay çekimi yapalım. Önce fotoğrafını çekelim şöyle. Burası yapılmamış taraf. Burası yapılmış taraf. Şöyle uzaktan göstereyim. Arasındaki fark böyle. Evet, güneşliğimiz hayata döndü. Ürünü tavsiye ediyorum arkadaşlar bu saatten sonra. Migros'tan alabilirsiniz. Carpex. Reklam değil. Kendim gittim parayla aldım. Keşke reklam olsa. Yani bize reklam verseler keşke. Evet dostlar, kapıyı da bitirdim. Direksiyon bitti. Şu şekilde bitti. Şimdi... Bakalım neresi gözüküyor. Şöyle döndüreyim biraz daha. Şimdi şu teybin olduğu yerleri yapayım. Zaten bugün cuma. Cumartesi, pazar da var yasak. O günlerde bayağı bir şey yaparız yani. Hepsini bugün yapmayayım. Zaten saat 7'ye geliyor. İftara bir saat kaldı. Camları falan kirlettik. Bunları silinecek. Önce şuradaki yumuşak şeyleri çıkartalım bakalım. Şunları mesela. Şunların bir öncesi sonrasını yapalım. Önceki hali bu. Şimdi bunu neyin üstünde yapalım? GM orijinal. Bu da orijinal oldu zaten. Şöyle sıkalım. Görünüyorum, bakayım bir. Şöyle indirmemiz lazım. Evet, şu an gözüküyor. Bunun bir parlatma özelliği yok. Sadece temizleme özelliği var. Evet, yine göğüse başlıyoruz bakalım. Her an kamera kapanabilir. Haberiniz olsun. Sadece klima çizgilerin arasından çıkan kir bu. Evet. Evet dostlar, yarın devam edelim. Bugünlük bu kadar. İftara 40-50 dakika bir şey kaldı. Biraz da eve gideyim. Bu kapı bitti. Şuraya kadar bitti. Üstleri bitirdik. Altları bitirdik. Bir küllük kaldı. Vites, ara konsol. Sağ taraf, arka taraf. Yarın sağ taraf yaparız. Öbür gün arka taraf yaparız. Böylelikle bitiririz yani. Hadi görüşürüz bakalım yarın. Evet dostlar, ikinci gündeyiz. Yine yağmur yağmış, araba leş gibi oldu yine. Burayı yaptım. Bu her yerinde böyle bir pet var. 4-5 tane. Torpido da yaptım. Torpido da bayağı güzel oldu. Yani elimin girdiği kadar detaylı yapmaya çalışıyorum. Şöyle şuraları da yaptım. Buraları yaptım. Buraları yaptım, her yeri yaptım. Bir tek bunun içi kaldı. Bunun içi de çok pis. Onu başka bir zaman daha detaylı bir şekilde yapacağız. Birazdan burayı da yaparız. Güneşliği. Öyle yani. Kapı ve arkaları yapacağım. Burayı da yaptım. Ne kadar güzel gözüküyor gördüğünüz gibi. Bitmiş halini birazdan gösteririm size. Evet dostlar, tekrar merhaba. Temizliğimizi bitirdik. Sadece şu iç şeyler kaldı. Ne deniyor bunlara? Basamak yerleri kaldı. Bir de şu orta direkler kaldı. Onun dışında her yeri yaptım. Bunu zaten öncesi sonrasını biliyorsunuz ilk videodan. O da bayağı güzel oldu. Direksiyonumuz falan bayağı iyi oldu.
Logo değişiyorsa logoyu değiştirebiliriz belki. Fark kumandalarımız falan baya güzel oldu. Bunlar da matlaştı. Baya parlaktı bu. Orayı da yaptık aynı şekilde. Baya matlaştı. Desenleri meydana çıkmaya başladı. Bu şekilde bütün bu araları falan elimin girdiği şekilde bütün her yeri yaptım. Tabi çok profesyonel olmadı ama baya bir temizledik. Şu bezin halini şöyle göstereyim size. Şunlar falan şöyle aralardan çıkan kirler. Odakla. Bez bu şekilde böyle beyazken griye siyaha döndü. Ürün başarılı. Şu ürünü tavsiye edebilirim size. APC Carpex. Bunu Migros'tan aldım dediğim gibi. Yani komple arabayı da yarısıyla yaptık. Daha yarısı duruyor. O yönden de güzel. Kapılarımız falan 10 numara oldu. Torpidoyu da yaptık. Torpido da baya güzel oldu. Baya geniş zaten. Şu torpidoyu da yaptık. Şu araları da yaptık. Şurayı da yaptım. Buraların hepsini güzelce yaptık. Bak bu plastik şey petlerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Şurada bile var. 5. Daha bilmediğim yerden belki çıkabilir. Şuraları da sonra deneyebilirim. Ama bugün yine Ramazan dediğim gibi. O yüzden çok uğraşmayacağım. Hava da sıcak. Saat 6. Bu derece büyük ihtimalle yanlış yani. 19,5 derece değildir. 25 derece falandır şu an. Zaten bir yer eksi 40 gösteriyordu sıcakta. Şuraları falan da yapmak lazım. Buraları da yapmadım. Kirli duruyor burası da. Ama şu an yapamayacağım. Şu aralarını da yaptık ama daha en dibe girmediği için şu yönlendiricilerin olduğu yerlere ulaşamadık. Ondan oraları kaldı. Yani böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.